Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde artık güncel çevre sorunlarına ve insan konusuna değineceğiz arkadaşlar birlikte. İlki hava kirliliği ile başlayacağız. Hepimizin tabii ki bildiği gibi arkadaşlar, hava kirliliği bir doğal yollarla bir de yapay yollarla olabiliyor. Tabii ki yapay yollar dediğimiz insan eliyle olan rahatsızlıklar arkadaşlar. Bu tabii ki güncel çevre sorunları dediğim zaman akla neler gelecek? Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği ya da diğer ifadeyle ses kirliliği, radyasyon kirliliği, toprak kirliliği gibi birçok kirlilik çevre sorunu olarak insanı tehdit ediyor. Dolaylı ya da doğrudan insan burada rol alıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok daha geniş kapsamlı ve detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, doğal kirleticiler dediğimiz zaman en başta ne görmekteyiz? Orman yangınları. Elbette ki orman yangınları insan eliyle meydana gelebildiği gibi doğal yollarla da gelebiliyor. Dolayısıyla ben orman yangınlarını insan kaynaklı olarak da düşünebilirim. Ancak bazen şöyle de olabiliyor. Mesela bir yıldırım düşmesiyle de yine bir orman yangını olabiliyor ya da cam kırıkları doğada kalabiliyor, ormanlık alanda çok fazla kuraklığın ve sıcaklığın olduğu durumlarda büyüteç görevi görebiliyor o cam kırıkları ve oradan ufak bir yangın şeklinde de başlayabiliyor arkadaşlar, bu şekilde de görülebiliyor. Tabii ki oraya da cam yine olması yine insan kaynaklı olarak ne yapıyor, karşımıza çıkıyor. Başka arkadaşlar, çöl fırtınaları var. Tabii ki bunlar kum fırtınasıdır ya da toz fırtınasıdır. Genelde bizim Türkiye'nin güneydoğu kısmından gelir, çöl kısmından gelebiliyor ve genelde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde Suriye, Irak ya da işte Arabistan Yarımadası'ndan gelebilen, bakın kilometrelerce uzaklıktan ülkemize taşınabilen arkadaşlar, çöl fırtınaları ya da toz bulutları olabiliyor. Eğer bu durumlarda bizim ülkemizde aynı anda yağış olursa o zaman çamur yağmış oluyor ya da her yer çamur olarak akmış oluyor. Tabii ki pencereler falan, camlar, arabalar falan, her yer, yollar kirletiliyor ve bu şekilde bu tabii ki doğal yolla meydana geliyor. Ancak bu da yine insan eliyle ozon tabakasına ve küresel iklim değişikliklerine müdahale ettiğimizden dolayı burada yine insanın dolaylı yoldan da olsa bir parmağı işin içerisinde var. Gelelim volkanik patlamalar. Arkadaşlar, bu volkanik patlamalar, yani yanardağlar, aktif ve pasif olabilen formları var. Şu an günümüzde bazı ülkelerde, Amerika'da da var, işte Endonezya'da da var, çok böyle aktif yanardağlar var. Patlamalar olduğu zaman çok ciddi oranda zehirli gazlar, tüfler, küfler bu şekilde uçuşuyorlar ve bunlar havayı, doğayı oldukça kirletiyor. Dolayısıyla oradaki kişiler hem hava kirliliğinden zehirlenmemek adına hem de işte yanarak can vermemek adına volkanik patlamalara, çünkü lavlar da akıyor biliyorsunuz ve önüne kattığı bütün canlıları sıcaklıkla kavuraraktan ne yapıyor? Yok ediyor. Bu bir ev olur, bu bir ormanlık alan olur, bu bitki olur, hayvan olur, hepsini ne yapıyor? Tehdit ediyor. Yapay kirleticilere bakacağız daha sonra arkadaşlar. Termik santraller, tabii ki bu hepimizin bildiği gibi fabrikalar, sanayi atıkları, fosil yakıtlar, tamam mı? Bunlar taşıtlar en önemlisi. Yani insan eliyle yapılmış belki de en fazla doğaya zarar verenlerden bir tanesi taşıtlar. Bunlar arkadaşlar, böyle tamamına baktığım zaman ister doğal ister yapay kirletici olarak rol alsın, bunların hepsi havayı, suyu, toprağı olabildiğince zehirliyor, kirletiyor, doğasını değiştiriyor, doğal yapısını değiştiriyor. Şimdi bugün bu dersimizde bu tarz çevresel sorunlar nelerdir? İnsanın burada rolü nedir? İnsan neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır? Bunları öğreneceğiz gençler. Tabii ki siz gençlerin bunu öğrenmesi oldukça önemli, mühim. Çünkü her şeyden önce insanların, kişilerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni bu ders içerisinde yapmaya çalışacağız. Şimdi
Hava kirliliğinin sonuçları neler olabilir? Önce bu başlık altında biraz inceleyebilirim, bilelim. Aslında azıcık düşündüğümüz zaman hepinizin aklına gelebilir. En başta nefes darlığı, akciğerle ilgili, solunumla ilgili birçok hastalık beraberinde gelebilir. Bakalım insanlarda hastalıklara neden olur. Evet, mesela neler? Kalp krizi. Arkadaşlar bu doğrudan olmasa da dolaylı yoldan kalbi etkiler. Şimdi akciğerimiz bizim her şeyimiz. Sağlıklı bir nefes almamız, alıp vermemiz oldukça önemli. Bu durumda dolaşım sistemimiz de oksijenini akciğerden alıyor. Eğer sağlıklı bir nefes alıp vermeyi bilmezsek dolaşım sistemi bundan zarar görür. Olabildiğince oksijeni azalırız. O zaman vücudumuzda zehirli gaz olan karbondioksit nefes vermeyle veremeyiz. Çünkü bunlar eş zamanlı transfer olabiliyor akciğer organından. Sigara ve alkol kullanmak ya da başka türlü maddeler kullanmak ya da havası kirli olan ortamlarda bulunmak ya da yaşamak. Değil mi? Bazı mesela Türkiye'deki sanayi kent neresidir? Kocaeli'dir. Çok fazla fabrika var ve o bölgede yaşayan insanlar da genelde akciğer ve kalp hastalıkları ön plandadır. İşte bu tarz dolaşım sistemindeki oksijen azlığı olunca ve karbondioksit miktarı artınca bütün doku ve organlarımız da buradan nasibini alıyor, kötü anlamda alıyor. Organlarımızdaki hücreler karbondioksitini veremediği gibi, hani yeterli miktarda damarlara veremediği gibi oksijeni de almakta yetersiz kalıyor. Peki bunun sonucunda neler olur? Kanser türleri beraberinde gelecek. Çünkü zehir etkisi yaratıyor ve biz onu boşaltım sistemi olarak, akciğer de bir boşaltım sistemidir. Ve akciğerimizi burada ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. İkiye bakalım. Bitki ve hayvanları da yine tabii ki olumsuz etkileyecek. Gençler, bizim bir ekolojik döngümüz, ekolojik sistemimiz var. Dolayısıyla bir canlı türünün ciddi zarar görmesi doğrudan veya dolaylı diğerlerinin de bu etkileşimden zarar görmesi anlamına gelecektir. Bu önemlidir arkadaşlar. Bitki ve hayvanlar da elbette ki olumsuz etkilenecek. Düşünsenize her gün kum fırtınası olsa, o zaman bir zaman sonra ya iş yaşanmaz bir hale döner. Zaten insanlar ve hayvanlar nereye göç eder, nereye evlerini, şehirlerini kurarlar? Yeşillik olan, sucul olan yerlere. Hep çöl iklimlerinden ne yaparız? Kaçarız. Çünkü su yok, sıcaklık çok. Bu ikisi zaten canlılığı tehdit eden iki farklı önemli unsur. Üçe bir bakalım. Şimdi biyolojik birikim arkadaşlar, hatırlayın. Biyolojik birikim neydi? Bir ekolojik sistemde av-avcı ilişkisiyle beraber kişiler birbirlerinden beslendikçe, parantez açalım, etçil, otçul, hem etçil hem otçul. Biz oraya ne diyoruz? Hepçil. Yani etçil, otçul, hepçil. Bunlar birbirlerinden beslendikçe aslında zehir miktarı da birikiyor. Yani sen bir insan olarak bitki tüketiyorsun. Ama hocam biz bir tane bitki tüketmiyoruz değil mi? Elma, armut, bir sürü meyve çeşitleri yiyoruz. Brokoli, ıspanak, pırasa, birçok sebze çeşitleri de yiyoruz. Dolayısıyla sebzelerin ve meyvelerin yetiştikleri hava ortamı, sulandıkları su miktarı, yetiştikleri toprak durumu, bunların hepsiyle bitkiden bir minimum düzeyde de olsa zehirlilik geliyordur bünyemize. Doğal yöntemlerle, organik yöntemlerle yetiştiriliyorsa daha faydalı, daha sağlık açısından iyi, daha az toksik madde biriktiriyor, daha çok antitoksin etki yapıyor. Yani vücudumuzu arındıran etki yapıyor. Ancak biz sadece bitkilerle beslenmiyoruz, bir de hayvanlarla da besleniyoruz. Balık yiyorsun, o balığın yaşadığı su temiz mi, acaba mineralli mi, işte asit yağmuru yağdı mı, zehir miktarı o balıkta var mı, bilemeyiz. Kümes hayvanları yiyoruz. Hindi, tavuk en fazla tüketilenler. Arkadaşlar bunların da yine aynı şekilde besledikleri yem, yaşadıkları toprak, stres altında mı yetişmiş, hormonal durumu nasıl? Bunları tabii ki bilmemiz ihtimali çok düşük. Başka? Büyükbaş hayvan etleri yiyoruz, kırmızı et tüketiyoruz. Balık eti, tavuk eti. Bunların hepsi yaşadıkları ortamdan nasıl etkilendiğini anlamamız, takip etmemiz mümkün değil. O zaman biz ne yapıyoruz? Daha böyle iyi beslenebilmemiz için gençler, biyolojik birikimin az olmasını belki bilmeyebilirsiniz ama
bir şeyin faydalı olmasını önemsersin, temiz olmasını önemsersin. O yüzden bildiğin balıkçıdan gider balığını alırsın, bildiğin tavukçudan gider tavuğunu alırsın, bildiğin kasaptan gider etini alırsın. Yani maksat o kişi temiz midir? O kişi ahlaki değerlere göre muhafaza ediyor mudur ürününü? Bu bir meyve sebze gibi pazarcı da olabilir, halci de olabilir, fark etmez. Benim için önemli olan taze ve temiz olmasıdır arkadaşlar. Tabii ki bu işin bir tarafı da maddiyata bakar. Devam edelim bakalım. Ekosistemlerin bozulması. Elbette ki hava kirliliği olduğu zaman ekosistemleri bozulacak arkadaşlar. Az önce anlattığım olay zaten bunu etkisi altına alıyor. Sera etkisinin artması. Açıklayacağım. Küresel ısınmanın olması. Açıklayacağım. İklim değişikliğinin olması. Açıklayacağım. Ozon tabakasının incelmesini açıklayacağım ve asit yağmura doşu. Şimdi burada koyu renkli olan yerler arkadaşlar, her birisi bir başlık altında inceleyeceğim. Sera etkisi nedir? Küresel ısınma, küresel ısınma. Hep bu haberlerde falan görürüz. Milletten duyarız, çevremizden öğreniriz. Nedir bakacağız. İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği ile ilgili algılarımızı değiştireceğiz. Ozon tabakası nedir? Bu nasıl bir tabaka? Neden inceliyor? Kalın hali nasılmış? Avantajı ne? İncelirse ne olur? Dezavantajı ne? Bunlara bakacağız. Asit yağmuru nedir? Nasıl oluşur? Hangi gazlar asit oluşumu oluşturur? Bunların detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Evet, devam edelim bakalım. O zaman sera etkisiyle başlayalım. Şimdi sera dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Komik gelebilir ama ben size söyleyeyim aklınıza gelen şeyi. Hocam tarlalarda hani böyle biz sebze meyve üretiriz, üstünü kapatırız ya, sera yaparız. O geliyor aklıma. Güzel. Zaten oradan baz alınmış arkadaşlar. Şimdi dışarıdasın, seranın yanındasın. Hava biraz esiyor. Hava biraz sıcak olabilir. Sıkıntı değil. Güzel. Seranın içine girdiğin zaman ilk yüzüne vuracak şey içerideki nem ve daha da sıcak bir hava. O zaman şöyle olmuş değil mi? Seranın içi daha da sıcak ve bunaltıcı. İşte bunun dünyanın böyle olduğunu düşünün. Yani sera gibi bir etki oluşmaya başlıyor. Hocam bu çok korkunç bir şey. Evet. Yani bizim dünyamız dışarısındaki bir atmosfer tabakasından önce bir tabaka oluşmuş ve bu tabaka küresel anlamda ısıtıyor. Bunun nasıl bir korkulacak yanı var ki hocam? Şöyle ki buzullar eriyor arkadaşlar. Bak ne oldu? Buzul erirse deniz ve okyanus seviyeleri yükselir. Bunun tamamı erirse dünyada ne kalmaz? Canlı kalmaz. Sucul canlı kalır. Kara ortamları suyun içerisinde kalır. İnsanı tehdit eder. Çünkü hava kirliliğine en büyük etkiyi biz insanoğlu yapıyoruz. Atmosferde bulunan bakın karbondioksit ve CH4 gibi yani metan gibi gazların oranı aşırı miktarda artarsa arkadaşlar, güneşten gelen ışınlar duralım. Şimdi karbondioksit ve metan gazı atmosfere yükseliyor. Ne olur ki? Arkadaşlar atmosferin bir tabakasında bunlar kümeleşiyor. Kümeleşiyor ve yıllar içerisinde bu bir gaz katmanına dönüşüyor. Daha üst katmanlara çıkmıyor. Belli bir yoğunlukta kalıyor. Peki bu ne olacak? Şimdi şöyle bir şey olacak. Normalde güneşten gelen ışın dünyaya, yeryüzüne vurur, yansır ve tekrardan atmosferin dışına doğru gider. Ancak bu tabaka tıpkı bir çukur ayna gibi bir görev yapıyor. Dışarıdan içeriye gelen, bakın dışarıdan içeriye gelen bir ışın girdikten sonra çıkacağı zaman bu tabakaya çarpıyor. Birazı çıkıyor, birazı tekrar içeri yansıyor. Ne oldu? Defalarca yansımalar içeride tekrar edince küresel anlamda dünyayı ısıtmaya başlıyor. İşte normal bizim bahçe seraları da aynen böyle. Biz naylon branda ya da buzlu cam kullanırız seralarda. Şeffaf cam kullanmayız. Kullansak bile yine onun kırıcılık indisi farklı olduğundan dolayı net çıkış yapamaz. Girdiği açıdan çıkamaz. Farklı açıdan geldiği için tekrar içeri yansır. Defalarca yansıdığı için seranın içerisinde bir ısı artışı, bitkilerden ortaya çıkan bir de nem artışı olacak. Bizim dünyamızda yine yeryüzünden gökyüzüne doğru
su döngüsünden hatırlayın, nem döngüsü var. Şimdi cümleyi toparlayalım. Atmosferde bulunan bu gazların aşırı miktarda artmasından sonra güneşten gelen ışınlar yeryüzünden yansıttıktan sonra tekrardan bu tabakadan geri yeryüzüne dönüyor. İşte buna sera etkisi diyoruz. Dünyayı seraya çevirdi. Peki sonucu ne bunun? Atmosfer ısınmaya başlar. O zaman dünya küresi de ısınır. Yani küresel ısınma tanımını da burada düşünebilirim. Küresel ısınma sonucunda neler olur? Dediğim gibi buzullar erir, denizler yükselir, canlı çeşitliliği azalır. Buradan da hemen ufak bir bilgi vereyim size. Arkadaşlar, dünyanın ilk oluşumunda zaten suydu. Her yer sular altındaydı. Daha sonra bu suyun buharlaşması zamanları hızlı bir şekilde, o zaman ozon tabakası yoktu. Güneşin o kızgın ışınlarının gelmesi suyun büyük bir kısmını buharlaştırdı. Sonradan buzul devri geldiğinde birçoğu kutuplarda buz dağlarını oluşturdu. O zaman su yer küreden çekilmiş oldu. Karalar ortaya çıktı. Şimdi baktığın zaman dünya bu şekilde tersine döner. Yani o kutuplardaki buzullar erirse eskisi gibi bütün dünyanın yüzeyi sular altında kalır. Bu da karasal canlılar artı insan için oldukça korkunç bir senaryo. Bunu bildiğimiz halde, insanlık olarak bildiğimiz halde her ülke kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kimileri hiçbir önlem almıyor, kimileri daha güçlü olan benim diye gövde gösterisi yapmak adına farklı bomba çeşitleri deniyor, farklı teknolojik akımlarını tetikliyor. Bizim ülkemizde de bazı arkadaşlar çalışmalar var. Mesela elektrikli ya da güneş enerjisiyle çalışan doğa dostu araç yapmak için ve bunun tetiklenmesi için bir şeyimiz var, atılımlarımız var. Dünyada da bu var tabii küresel anlamda. Çünkü elektrik enerjisine dönebilirsek rahat bir şekilde biz bu açığımızı kapatabiliriz. En azından zarar vermeyiz. En azından arabaların egzozlarıyla bu zehirli gazları salmayız atmosfere. Ve daha alınacak çok önlem var. İleriki konularında bunları değineceğim arkadaşlar. Hemen şuradaki resimden bir kere daha göstereyim. Herkes üstteki şekle baksın. Atmosfere, bakın atmosfere yansımış, güneşten geldi. En sağdaki çizgiye bakın, normalde çıkış yapabiliyor. Bu normal olması gereken. Ama ondan sonra sola doğru 3-4 tane ışına bakın, içerideki tabakadan tekrardan içeriye yansımış. Hemen sol alt köşeye bakın gençler. Güneşten gelen ışınlar bazen yansımış, bazen yansımamış, içeri doğru gelebiliyor. Neler var burada? Bakın en alttaki resimlere bakalım. Yangınlar, CFC içeren parfümler, bunların hepsini konuşacağız gençler. Arabaların, otomobillerin yakıtları sonucunda, petrol türevlerinin sonucunda çıkan bu egzoz gazları ve en sağda fabrikalar ya da arkadaşlar yağ ve petrol üniteleri ya da atıkları ya da fabrikaları, hepsini geniş tutabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsinin sonucunda bir hava kirliliği söz konusu ve korkunç bir görüntü sağ alt taraftaki. Bakın resmi ikiye bölmüş. Şöylesine bir güzelliği böyle bir hale getirebiliriz diye bir korkutucu senaryo görülmekte. Çölleşme ve yeşilleşme, elbette ki yeşil candır arkadaşlar. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde asit yağmurlarından devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.